Muğla'da Menteşe ilçesinde yapımı devam eden Tıp Fakültesi Hastanesi inşaat alanından 10 ton bakır kablo hırsızlığını gerçekleştiren sanılar, Muğla polisinin 7 aylık süren çalışması sonucu ortaya çıkarıldı. Menteşe ilçesinde yapımı devam eden Tıp Fakültesi Hastanesi inşaat alanından Şubat ayında piyasa değeri 150.000 TL olan 10 ton bakır kablo çalındı. Hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayın profesyonel bir şekilde gerçekleşmesi ve faillerin tespit edilmemesi sonucu başka illerdeki kablo hırsızlıkları inceleme altına alındı. İncelemelerde İzmir, Manisa, Afyon, Samsun'da gerçekleşen ve failleri bulunmayan kablo hırsızlığı yönteminin Menteşe'de de aynı şekilde uygulandığını tespit edildi. Bu tespit üzerine hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki MOBESE kayıtları ekipler tarafından inceleme altına alındı. Yaklaşık 700 saati bulunan görüntülerde 5 aracın hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edildi. Araç sahiplerinin kimliklerinin belirlenmesinin ardından bu kişiler ekipler tarafından yakın takibe alındı. Takip altına alınan kişilerin çete üyeleriyle bağlantısının bulunduğunun tespit edilmesinin ardından başlatılan çalışmalar yaklaşık 7 ay sonra tamamlandı. İstihbari çalışmaların tamamlanmasının ardından Antalya'da bir otelde oldukları tespit edilen HO, FO, HO, MUB, İB, NH ve ES Muğla polisi tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'ya getirilen zanlılar ifadeleri alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildiler. İlk olarak Cumhuriyet Savcılığına ifade veren zanlılar tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Abi bir dakika arıyorum seni, bir dakika arıyorum. Tutuklanan 7 kişinin akıllı telefon kullanmadıkları ortaya çıkarken, hırsızlık olayını gerçekleştirmeden 2 saat önce ve hırsızlık olayının gerçekleşmesinden 2 saat sonraya kadar telefonlarını kapalı tuttukları öğrenildi. Türkiye'nin birçok bölgesinde de aynı yöntem ile gerçekleşen hırsızlık olaylarının faillerinin de aynı ekip olup olmadığı Muğla polisi tarafından araştırılıyor.